Malumunuz üzere katil İsrail Devleti uzun bir süredir Gazze'de çok büyük bir soykırım gerçekleştirmekte. Kadın, yaşlı, çocuk demeden çok büyük katliamlara imza atmakta. Bizler de Harran Üniversitesi öğrencileri olarak bu zulme bir dur demek için, sesimizi yükseltmek için, oradaki kardeşlerimize en azından bir moral motivasyon olmak için böyle bir yürüyüş, böyle bir eylem gerçekleştirdik. Malumunuz ABD'de de önemli üniversitelerde de aynen bu şekilde oradaki kardeşlerimiz için bir direniş başlamış bulunmakta. Onlara da selam gönderiyoruz. Onların yanında olduğumuzu buradan sesleniyoruz onlara. Rabbim bu organizasyonu gerçekleştiren kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Bizim öncelikle Harran Üniversitesi öğrencileri olarak bugünkü bu haklı direnişi gerçekleştirmemizin sebebi Amerika'nın çeşitli üniversitelerinde arkadaşlarımızın gerçekleştirmiş olduğu bu haklı eylemlerine bizler de Şanlıurfalı Harran Üniversitesi öğrenciler olarak destek vermek istedik. Bizler de bugün çeşitli kulüplerden arkadaşlarımız Harran Üniversitesi öğrencileri olarak bugün bir araya gelerek önce yürüyüş düzenledik. Ardından bir basın bildirisi okuduk. Şimdi de oturma eylemi düzenliyoruz. Buradan Kaliforniya Üniversitesi başta olmak üzere Amerika'nın çeşitli üniversitelerinde bu tarz eylemler düzenleyen öğrenci arkadaşlarımıza buradan binlerce selam gönderiyoruz. Onların bu haklı eylemine bizler de destek verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bugün Filistin'de olan katliamın ve Filistin'deki kardeşlerimizin mücadelesinin yanında olmaya çalışıyoruz. Amerika'da başlayan ve dünyanın dört bir yanında devam eden üniversitelerde, kampüslerde Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin, mazlum kardeşlerimizin yanında olma eylemini biz de bugün Harran Üniversitesi öğrencileri olarak gerçekleştiriyoruz. Amacımız sadece Müslüman kardeşlerimizin yanında olmak, Filistin'deki zulmü tüm dünyaya duyurabilmek ve Müslüman kardeşlerimizi her zaman, her koşulda savunabilmek. İnsanlığımızın gereği, Müslüman kardeşlerimizin insanlığımızın gereği bu çağrıyı yapıyoruz. Ve bütün Müslümanlar olarak bu oturma eylemini ve yürüyüşü gerçekleştirdik. Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle burada Gazze'de başta olmak üzere tüm zulüm gören kardeşlerimizin sesini duyurmak için buradayız. Buradayım çünkü insanlık ayakların altına alınmış durumda. Bir grup insanın gözler önünde film seyreder gibi zulme uğrayıp ölümlerini seyrediyoruz. Bu insan olmayan canlılar için savaş diye anılıyor. Oysa bu bir savaş değildir, katliamdır, soykırımdır. Bu katliamda birçok nice masum bebekler, çocuklar, kadınlar katledildi. Artık iki devlet arasındaki bir savaş değildir bu. Bu insanlık savaşıdır. Müslümanlık artık dilde kalmış durumda. Ben Müslümanım diyen çoktur ama Allah yolunda cihada giden yoktur. Allah Celle Celaluhu oysa çoğu ayetinde cihadın önemini vurgulamaktadır. Örneğin Nisa suresi 75. ayetinde ey inananlar size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bir şehirden çıkar. Bize tarafından bir dost ver ve bize katından bir yardımcı ver diyen zayıf düşürülmüş erkekler kadınlar uğruna savaşmıyorsunuz. Ve akabinde Tevbe suresi 38. ayetinde ey inananlar size ne oldu ki Allah yolunda seferber olup da topluca cihada çıkınız dendiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz. Yoksa ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Son olarak şunu duyurmak istiyorum. Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Gazze'yi unutma, vicdanını uyutma. Bugün tam 7 Mayıs. Aksa tufanının başladığı tam 7 aydır. 7 Ekim'den 7 Mayıs'a tam 7 ay geçti. Bizler Genç Düşünce Akademisi olarak tam 7 aydır değişik etkinlikler yapmaktayız Şanlıurfa'da. Bugün de Harran Üniversitesi'nde bulunan üniversite gençliğinin yanında duraraktan Aksa Tufanı'na desteğimizin devamlı olduğunu ve bugünden sonra yapılacak bütün etkinliklerde de olacağımızı deklare ediyoruz. Bütün dünyada küresel intifanın başladığı üniversitelerde biz de burada bulunan Erdemli Gençlik Topluluğu olarak bulunan arkadaşlarımıza destek için burada bulunduk. Erdemli Gençlik Kulübü'ne de tekrardan bu da bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Aksa Tufanı sürdüğü müddetçe bizler de meydanlarda olacağız, sahada olacağız ve her türlü etkinliğin yanında olacağız.